arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel uğurlu baykuşumuzu çalışacağız. Baykuşumuzu birkaç tane renk kullanarak yaptık ve bebeklerimiz için tasarladık. Birazcık daha büyük örerseniz yetişkinler için de çok güzel bir çalışma olacaktır. Evet şimdi örmek için bilek kısmından başladık iki sıra ördükten sonra iki sırada artışlarımızı yaptık ve belirli bir yüksekliğe kadar ördük yan kısımlarından daralmalarımızı yaptık sonrasında gözlerimiz kulağımız gagamız ayaklarımızı örerek baykuşumuzu tamamladık kesilif olduğu için iki kat çalıştık yani her iki katı da aynı şekilde ve aynı sayıda sırada ördük sonrasında fıstıklarımızın yardımıyla birleştirdik Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen uğurlu baykuşumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İpimizi örmek için hemen e, ipimizi alalım ve 6 tane kapalı fıstık çalışarak başlayalım. Kapalı fıstık çalışmayı bilmeyen arkadaşlarımız için e, şöyle ağır ağır ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Bir tane zincirimizi çekip sıkıştıralım. Buraya düğümümüzü atalım. Şöyle gevşekçe bir zincir çekelim ve üzerine bir tane daha zincir çekelim bir tane düğüm attım gevşek zincir çektim ve bir tane daha zincir çektim ve ilmeğimi uzatıyorum tığımın başını doluyorum ikinci olarak çektiğim biraz şöyle bakınız gevşek olan zincirimin içerisine giriyorum ve uzatıyorum bir tığımın başını doluyorum ikinci kez aynı yere girerek uzatıyorum tığımın başını doluyorum üçüncü kez aynı yere girerek uzatıyorum 3 defa aldım. Eğer ipiniz ince ya da çok dolgun istiyorsanız bir defa daha aynı şekilde girerek e, ilmeğimizi uzatabiliriz. Fakat e, yeterli. Çünkü keselif olacağı için çok da kalın olmasına gerek yok. 3 tane ilmek almamız yeterli olacaktır. Şimdi bu şu haliyle açık. Bunu kapalı yapmamız için şu ipimizin devam ettiği yere elimizi bastıralım bakın ipimizi tutuyorum, Kavuruyorum. Hem ipimi hem de şuradaki görmüş olduğumuz bölümümü tutuyorum. Şöyle tığımı ipimin bakınız altından girerek geçiriyorum ve içinden alıyorum. Ve burada ipimi hissediyorum. Bakınız ipimi elimle hissediyorum. Şöyle ipim üzerinde elimle hissediyorum. Yavaşça ipimi çektikten sonra bakınız yukarıyla örüyorum. ipimi çekiyorum. Buradaki o ipimi içe kaçmadan alıyorum. Altından bir tane zincirle kapatıyorum. Ve üzerine bir zincir çekiyorum ki kapanması daha sağlıklı olsun. Evet şimdi bir tane kapalı fıstığımızı bu şekilde çalıştık. Toplamda 6 kapalı fıstıkla çalışalım ve ilmeğimi uzatıyorum. Bunu saymıyoruz. Başını doladığımız ilmeklerimizi sayıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şurada minik bir yuva var. Şöyle küçük bir yuva. Yuvamızın içerisine girerek örmeye başlıyoruz. 1, 2, başını doluyorum ve 3. Elimle hem ipimi hem de bu kısmı ilmeklerimin girdiği yeri tutuyorum tığımı altından geçirdim ipimin içinden çekiyorum ve ipimi bakınız burada hissediyorum hemen elimi da göreceksiniz bu ipimize tığımızın başını takıyoruz kapatıyoruz ve bir tane zincir iki tane fıstığımız bakınız çok güzel bir şekilde oluştu şimdi üçüncüyü de yapalım ilmeğimizi uzatıyoruz saymıyoruz bunu tığımızın başını dolaşarak dolayarak bir başını doluyorum 2 ve üçüncü kez giriyorum tutuyorum hem ipimi hem de fıstıklarımı geçtiğim yeri şöyle tutuyorum ipimi alıyorum içinden geçirirken bakınız ipim burada hemen buradaki ipimin altından giriyorum ve şöyle kapatıyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum toplamda 6 tane olana kadar bu işlemimizi tekrar edelim 2 ve 3 Toplamda 6 tane kapalı fıstığımı yaptım ve burası e, kullanacağımız kesilifin bilek bölümü olarak kullanacağımız alan. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız 2 ya da 3 ya da kullanacağı büyüklüğe göre fıstıklarımızı ayarlayabilir. Tabii çok da e, geniş olmasına gerek yok. 8 ya da 9 olabilir. Ben altı biraz daha ölçü küçük tutmak istiyorum. Bebeklerimizin çeyizine koymak için e, bebek çeyizleri hazırladığımız zaman. Evet şimdi 6 taban yerini ördükten sonra şimdi bir üst sıraya başlıyorum. Üst sıraya başlarken yine bir tane kapalı fıstık çalışıyorum. 1 2 ve 3. Tutuyorum, çekiyorum ve kapatıyorum. Bakınız ve bir tane zincirim çektim. Bu kapalı fıstığımızı şu şekilde bu alt kısmı için geçerli. 1 2 3 4 5 6. 7. olan ise bu sırayı takip edecek sıranın başında olan bölüm. Sıramızı bu yandan saydığımız zaman bu kısımdan başlayacağız. Bakınız. Diğer parçamızda da göreceğiz. 1 2 diye sayıyoruz bakın. 1 2. Şimdi yapmış olduğumuz bölüm ise 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şu kısım ördüğümüz yandaki başlayacağımız ilk fıstığımızın olduğu yer. Evet şimdi bu fıstığımızın üzerine bir tane açık fıstık örüyorum. Açık açık çekmediğimiz ağzını kapamadığımız fıstığımız bakın bu şekilde bırakıyoruz bunu açık fıstık diyoruz kapadıklarımızı kapalı fıstık açık fıstık bir tane ördüm hemen dibine bakınız dibine geliyorum 1 2 ve 3 bakınız 7. fıstığın bir tepesine bir de dibine açık fıstık yaptım ve bir ileriye 1 2 ve 3 şöyle 3 tane açık fıstığımız oldu bu 3 açık fıstığımızı biraz önceki kapalı fıstığımızda yaptığımız gibi tam en son bölümü iple fıstık bağlantılı olan bölümü elimi tutuyorum arasından hepsinin geçiyorum ve yine aynı şekilde kapalı fıstıkta yaptığımız çalışmayı tekrar ediyoruz burada ipimi tutuyorum alıyorum kapatıyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum ve başlangıcımızı yaptık bakınız bu kenar ve devam ediyorum uzatıyorum 1 2 ve 3 bir tepeye dibine bakınız bunu kodlarsak çok çok kolay olur 2 3 dibine 1 ileri 1 2 ve 3 tek seferde bakınız elimi tutuyorum ipimle en son fıstığın olduğu yere ipimi tutuyorum hepsinin içerisinden bakınız hepsinin içerisinden şöyle yapalım tek seferde geçiyoruz geçtim ipimi yine alıp örüyorum kapatıyorum ve bir tane zincirle pekiştiriyorum şöyle gördüğümüz gibi yine aynı şekilde bir tepeye bir dibine bir ileriye her seferinde tepe dibi bir ileri şeklinde sona kadar gelelim sıramızın sonuna doğru geldim bakınız bir tepeye bir dibine bir de en sona örüyoruz ilmeği uzatıyorum bir 2 ve 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 ve en sondaki bakınız başlangıç yerime giriyorum ve uzatıyorum 1 aynı yere tekrar 2 tekrar aynı yere giriyorum 3 ve aynı şekilde bakınız üçünü aynı anda çekiyorum ipimi alıp kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum bu şekilde ilk zeminimizin üzerine olacak sıramızı kurduk. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Şimdi kontrol edelim. Ee, yeni başlayan arkadaşlarımız için hatırlatma olması açısından bakınız aşağıda 6 tane fıstık e, olarak başlamıştım. 1 2 3 4 5 6 6 yatay fıstık hemen üste bakıyorum 1 2 3 4 5 6 herhangi bir eksiklik ya da fazlalık yok yatay fıstıklarımız altta ve üstte eşit olduğu zaman hiç sıkıntı olmayabilir yeni başlayan arkadaşlarımız bazen karıştırıp fazla ya da eksik örebiliyorlar bu şekilde kontrol ettikleri zaman sıkıntı yaşamayacaklar şimdi zincirimizi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve diğer sıramı örmeye başlıyorum sıra başlarında kapalı fıstığımızı örüyoruz bakınız uzatıyorum girerek başlıyorum 1 2 3 bir tane kapalı fıstığımı yapıyorum kapalı fıstığımı kapatıp bir zinciri bir çektikten sonra ilmeğimi tepesine uzatıyorum ve fıstığımı kapattığım yere hemen giriyorum 1 2 ve 3 bir tane tepesine bir tane dibine 1 2 3 yeni ördüğümüz kapalı fıstığımızın hem dibine hem tepesine bir tane fıstığımız örüyoruz açık bir şekilde ve bir tane de ileri 1 2 3. Bakınız 1 2 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Şöyle baktığımız zaman 1 ve 2 iki. bakınız ikinci sıramıza başlamış olduk. 1 ve 2. Ve devam ediyorum. 1 2 katını da alalım ipimizin 2 3. Hemen dibine 1 2 3. 1 ileri 1 2 3 üç tane oldu. Tepesine, dibine bir ileri çekiyorum ve kapatıyorum ve bir tane de zincirimizi çektikten sonra bir tane tepesine, dibine ileri, tepesine, dibine ileri şeklinde örerek sona kadar gelelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Tepesine ve dibineyi ördüm. İleri ise bakınız şurası. Diğer yan dönen travzamızla, yan fıstığımızla e, bağlantı kurduğumuz üst fıstığımızın olduğu yere giriyoruz 3.'yü. Atıyorum 1 2 ve 3. 3 tane yarım fıstığımı tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra bilek bölümü için alt iki sıramı tamamlamış oluyorum bakınız diğer parçamızı örmüştüm Alttaki iki sıramızı şu şekilde ördükten sonra üçüncü ve dördüncü sıramızda birer tane kenarlardan artış yapacağız hem sağ taraftan hem sol taraftan bir üst sıraya geçtiğimiz zaman ikinci olarak bir sağdan bir soldan artışlarımızı yapacağız ve şuradaki gördüğümüz baykuşumuzun baş kısmını ortaya çıkaracağız hemen Kapalı fıstığımızı arkasını çevirerek yapmaya başlayalım. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. Ve kapatıyorum. Uzatıyorum. Bakınız buradaki artışla bitişteki artış farklı olacak. Lütfen dikkat edelim. Bakınız bir tane fıstık ördüm. Hemen dibine örüyorum. 2 3 defa aldım. Bir ileriye örüyorum. Bakınız burasını aynen örüyoruz. 3 fıstığımı ördüm. Kapatıyorum. Şimdi yapacağımız işlemimize dikkat edelim. Bakınız burası aynı normal ördüm. Şimdi ise ikili açık yapıyorum. 2 tane açık fıstık yapıyorum ve kenardan bir tane artışımı yapmış oluyorum. Bu kısma lütfen dikkat edelim. Burası bizim 2 tane bakınız 3 gitmiyorum. Gittiğim için buradan bir tane artışımı gerçekleştirdim. Ve artık sadece burada iki ördüm. Diğer tarafları sona kadar üçer üçer 3 üç açık fıstık olarak örüyorum. 1 2 3 artışımı burada yaptım. 2 açık fıstık ördüm ortada. Hemen başlangıçtan bir sonra kenarda artışımızı yaptım. 3 tane açık fıstık. Ve sona kadar bu şekilde açık fıstıklarımızı tamamlayalım ve sondaki artışımızı da yapalım. Artışımızı başlangıçta şurada yaptık bakınız. 3 tane olarak görülmekte. İlkinde yapmadık, ikincisinde yaptık daha rahat olsun diye. Diğerleri yine üçer üçer alarak ilerledim. En son 3 tane açık fıstığımı alıyorum ve kapatıyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi başlangıç yönündeki artışımı buradan yapmıştım. Şimdi sondaki sıramızı tamamlarken yapacağımız artışımızı yapalım. İki tane açık fıstık örüyorum. Bakınız bir tane tam tepesine bir tane hemen alttaki göze giriyorum. İki açık fıstığımı örüyorum. Bu şekilde kapatıyorum ve bir zincirimi çekeyim hem sağdan hem soldan birer artış yaptık bakınız 6 olarak başlamıştık üstteki fıstıkları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir sağdan bir soldan toplamda iki tane arttığımız için 8 tane trabzan sayısına ulaştık şimdi arkaya çeviriyorum hemen burasının ilk başlangıçtan artışımı yapıyorum bakınız 1 2 3 kapalı fıstığımı örüyorum başlangıçtaki yaptığımız artışlarda İkinci işlemimizde yapıyoruz. Bakınız bir açık fıstık ördüm. İkinci açık fıstığı örüyorum. Üçüncü açık fıstığımı örüyorum. Bir, iki, üç. Üç tane açık fıstığı ördüm. Normalde ördüğüm şekliyle ördüm. Bakınız artış yaptığımız yer burası değil. Burayı tamamladıktan sonraki hemen ikinci işlemimizde yapıyoruz. Burayı her zamanki gibi ördük. Şimdi açık fıstığı yapıyorum tepesine. Bir, iki, 3 diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştık hemen dibine batıyorum 1 2 3 normalde iç kısımlarda 3 tane açık fıstık örüyoruz fakat artış yapacağımda 2 tane açık fıstığı örüyorum bakınız burada şimdi artışımı yapıyorum birinci de yapmadım hemen ikinci işlemi de yapıyorum 3 olması gereken açık fıstığım 2 kere örüyorum kapatıyorum ve burada bu şekilde artışımı gerçekleştiriyorum Hemen ipimizin iki katında alalım. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi uzatıyorum ve artık sona kadar 3 tane açık fıstığımızda ilerliyoruz. 1 2 ve 3. Başta yanda hemen dibine ve bir ileri şeklinde her zamanki gibi örüyoruz. 3 tanesini aldım kapatıyorum başlangıçtaki bakınız artışımı yaptım. Başlangıç artışımızı ilk grubumuzda değil ikinci grubumuzda ördük. Şimdi sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna doğru örerek geldim. Üçer açık fıstık şeklinde ve sıramızın sonuna yaklaştık. Bakınız bir tane tepeye 2 ve 3. Bir tane dibine 1, 2 ve 3. Bir defa da en son bakınız her ikisi arasındaki bölüme giriyorum. 2, 3 üçünü aynı anda çekiyorum normalde artış yapmamış olsak bu şekilde bitirmemiz gerekiyor tutuyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum şimdi artışımızı yapacağımız için bir tane açık fıstık bu tepe noktasına bir açık fıstıkta hemen yan kısmımızı örüyoruz ve bitişteki artışımızı da bu şekilde yapıyoruz hemen dibine batıyorum bakınız şu kısma batıyoruz ve 6 olan fıstık sayımızı 10'a çıkarıyoruz. Bakın son 2 alıyoruz. Bir tepe noktasına bir de dibine. Ve bu şekilde artışımızı yaptıktan sonra örgümüzün yönünü çevirerek diğer tarafa başlıyoruz. Hemen fıstıklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 ilk artışımızda 8 oldu. Şimdiki artışımızda 2 tane arttık. Bir sağdan bir soldan 10 sayısına ulaştık. Bundan sonrasında düz olarak herhangi bir artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. Dümdüz. Bakınız başlangıcı yine birlikte yapalım. 1, 2, 3. Her zaman yıldız tekniğimizde mutlaka ilk başlangıçta kapalı fıstığımı yapıyorum ve zincirimi çekiyorum. Arkasından hemen bir tane tepesine, bir dibine hemen dibine giriyorum ve bir ileriye şeklinde 3 tane açık fıstığımı kuruyorum ve sıra sonuna kadar üçer açık fıstık şekliyle örerek tamamlayalım ve bakalım bakınız 1 2 3 4 şimdi bu 4 sıramız ördük 1 2 3 4 5 5 sıramızı daha örelim son 2 sıramızda eksilmemizi yapacağız şimdi 5 sıra herhangi bir şekilde artma ve eksilme yapmadan örmeye devam edelim 10 fıstık olarak ne artıralım ne de eksiltelim. Arada yeni başlayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kontrol edebilirler. Üçer üçer açık fıstığımızı yapıp en son şuradaki görmüş oldukları bölüme batıyoruz. Bakınız yukarıya aşağıya inmiyoruz. Hemen en sonunda birlikte yapalım. Hem hatırlatma olsun. Daha sonrasında 5 sırayı tamamlayalım. Şimdi başlıyorum bakınız. Bir tane tepesine 1, 2, 3. Dibine 1, 2, 3, ileri hemen bir fıstık ileri hepsini üçünü aynı anda çekiyorum ipimi alıyorum kapatıyorum ve bir zincirle sabitliyorum sona kadar gelelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son bakınız bir tane fıstığımız kaldı yan olarak tepeye dibine ve bir tane de ileriye batarak sıramızı tamamlıyoruz 1 2 ve 3 çok zevkli örmesi sevdiklerimizi örerek hediyeler er yapabiliriz 2 ve 3 çekiyorum ve kapatıyorum ve bu şekilde bakınız bir tane düz sıramızı ördük yukarıya doğru toplamda 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim lifimizi artışımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 sıra ördük şimdi baş bölgemizin tepe noktasında daralma işlemimize geçiyoruz daralma işlemimizde iki tane açık fıstık yapıyoruz. Bakınız normalde ilk başlangıçta kapalı fıstığımızı yapıyorduk. Açık olarak örüyorum. Bir hemen bir ileriye geçiyorum. İkinciyi ördüm. Her ikisini birlikte kapıyorum. Ve burada bir tane fıstık eksilmiş olduk. Ve kafamıza şu şekilde bir meyil verdik. Buradan sonrakilerde ise yine bakınız. 3 tane açık fıstığımızı örüyoruz. 1, 2, ve 3. Bir ileriye geçiyorum. 1 2 3. Başlangıçtaki azalmamızı 2 açık fıstıkla yapıp arayı 3 açık fıstıkla sona doğru gelelim. Evet, son 2 tane yatay fıstık kalana kadar örmeye devam ettim. Bakınız 1 ve 2. 3'er açık fıstığımızı Örerek geldim. Bir tane başlangıçta eksilmemizi yapmıştık. Şimdi bitişteki eksilmemizi yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektikten sonra açık fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2 ve 3. Bir sonraki bölüme geçiyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonraki bölüm için tekrar ilerliyorum. 2 ve 3. Bakınız 3 tane açık fıstığımı yaptım. Normalde üçünü aynı anda örmem gerekiyordu. Daralma işlemine bir fıstık geçeceğim için son şuradaki yuvaya da giriyorum. 4 açık fıstık örerek daralma işlemini gerçekleştiriyorum. Dördünden de şöyle geçiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sağdan bir soldan daralma işlemini yaptım. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Yine daralma işlemiyle başlıyorum. 2 ve 3. Bir tane açık fıstık yapıyorum. İkinci açık fıstığımı yapıyorum. Her ikisini aynı anda çekiyorum ve bir fıstık daha başlangıçtan daraltmış oluyorum. Şimdi üçer fıstık örerek ilerliyorum. Bir tepeye 1 2 3, bir dibine 1 2 ve 3. Bir ileriye. Bir örmek çok zevkli arkadaşlar bakınız üçünü aynı anda alarak kapatıyorum bir zincir ve sona doğru ilerleyelim sona doğru örerek geldim son kısımda da dört tane fıstığımı toparladım bakınız şu şekilde bir iki üç dört dördünü aynı anda kapatıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve baş bölgemizi iki sıra eksilerek tamamladık şöyle görelim Şuradan hafif bir meylimizi verip başımızın yuvarlak olmasını sağladık. Başlangıcımızda da zaten 6 olarak başlamıştık. Bakınız 2 sıra artmıştık. 1 2 3 4 5 6 alt paralel fıstığımızla tamamlamış olduk. Yine şimdi her ikisini üst üste bırakalım şu şekilde. Kese kısmının el kısmının gireceği yerden birleştirme işlemini yapmaya başlayalım. Şöyle bakınız. Güzelce birbirlerine denk getiriyoruz ve hemen birleştirelim. Uç kısımdan başlıyorum. Bakınız birinci yere giriyorum. Diğer taraftan da aynı bağlantı yerine giriyorum. Buradaki görmüş olduğumuz şu kısımlara içerisine girerek her iki taraftan da birer birer girerek örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha çekip pekiştiriyorum ve başlıyorum fıstığımı örmeye. Tığımın başını doluyorum. Her iki yuvamızın içerisinden geçiyorum. 1 2 3 fıstığımın içerisinden geçiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra ikinci bakınız yere giriyorum bu iplerimizi içeriye doğru alalım daha sonra da toparlarız zaten diğer ikinci yuvanın gözüne giriyorum ve başlıyorum çekiyorum ve uzatıyorum 1 2 şöyle güzelce alalım ve 3 içinden geçiyorum çekiyorum ve kapatıyorum diğer tarafı bakınız her ikisini alıştığınız zaman direkt şu şekilde de girebilirsiniz ama acemiyseniz yeni örüyorsanız lütfen biraz daha kontrollü ve yavaş gitmekte fayda var 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir hemen şöyle de girdiğinizi zaten sayılar eşit olacağı için bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet kulağımızın yerinin ayarlamasını yaptım. Bakınız kesme işlemimizden sonra hemen 3 tane 1 2 3 bölümü kullandım. Gövde içini ve araya 3 ayırdım. Şöyle görelim. Diğer tarafı da hemen sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tepe noktamızda aralık olarak 3 tane fıstığımızı bırakalım. Yeterli bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen işaretimi taktığım yerden çıkarıyorum ve bakınız buradan değil tam gövdenin içerisine girerek kulağımı örmeye başlıyorum bir zincirimi çektim dört defa dolduruyorum kulağımız daha dik ve dolgun dursun diye 2 3 4 bir tane kapalı fıstığımı yapıyorum kapatıyorum zincirimi çektikten sonra tepesine açık fıstığımızı örelim dörder defa dolduralım 2 3 ve 4. Hemen dibine batıyorum. 1 Şöyle tekli almayalım. Kaçırdığımız zaman lütfen geri dönmekten hiç gocunmayalım. 3 4. İşimiz güzel olsun. İkinciyi ördüm. Bir ileriye geçiyorum. Hemen şöyle alttaki bölüme batıyorum. Yukarıdan batmıyorum. Düzgünce bakınız şu şekilde ipi takmadan 1 2 3 ve 4. 3 tane açık fıstığımı aldıktan sonra hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 3 ve 4. Dibine batıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir ileriye geçiyorum. 1 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum. Evet fıstıklarımı kapadıktan sonra iki tane fıstığımı ve tek fıstığımı görüyorum diğer e, kulağımızda da aynı işlemimizi yaptığımızı görüyoruz şimdi arkasını çeviriyorum bakınız bir tane zincirimi çektikten sonra arkayı çeviriyorum ve uzatıyorum fıstığımı almaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 Bir tane açık fıstık yaptım hemen yanına. 2 3 4 ikinci açık fıstığımı yaptım ve kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 defa doldurdum 1 2 3 4 ve bir sonrası 1 2 3 4 kulağımızı dik bir şekilde kesiyoruz bir açık iki defa açığı yaptım birinci kez ikincisinde üç tane açık dolgumu kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum bakınız kulağımız yukarıya doğru eğil etti şöyle gördüğümüz gibi hemen bir tane açığımı dolduruyorum 2 3 ve 4 diğer gözün içerisine 4 çekiyorum iki açık fıstığımı kapatıyorum ve bir zincirle iki kulağımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle görelim kulaklarımızı. Evet baykuşumuzun gözünün bir tanesini ben çalıştım. Şimdi ikinci gözünü sizlerle birlikte çalışalım. Şöyle gözümüze bakacak olursak ortadan 6 tane kapalı fıstık örerek başladım. Ve bir tane fıstığımızı kapadığımız zincirimiz var. Fazladan zincir çekmiyoruz. Kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz. O şekilde kalıyoruz. İkinci sıramıza geçtiğimizde ise İkinci sıramızda bir kapılı iki açıkla başlıyoruz ve ilerliyoruz. Bir yerde sadece artışımızı yapıyoruz. Orada birlikte artışımızı yaparak devam ederiz. Üçüncü sıramızda yine artışlarımız olacak. Sırası ile artışlarımızı yaparak bu güzel yuvarla ortaya çıkaralım ve gözümüzü yuvarlak kısmını tamamladıktan sonra kirpik kısmını birlikte işleyelim. Gözümüz için sihirli halka yaparak başlayalım. Şöyle alıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum iki zincirimizi çekelim ve elimizde tutuyoruz sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız için yine gösterin bakın sadece orta parmağımızın üzerine işaret parmağımı sardığım ipi alttan bakınız alttan geçirdim şöyle işaret parmağımın altından orta parmağımın da üzerine geçirdim şöyle altından dolaştırıyorum ve buradan bir tane daha açtım ki e, Burada rahat hareket edebilelim. Şöyle çarpımı yaptım. Kısa ipimi yukarıya. Kısa ipimin olduğu yeri parmağımla tutuyorum ve üstten giriyorum. Diğer ipimi şöyle rahatça alıyorum. Bir tane rahatça zinciri çekin. Sonra sıkıştırırsınız. Bir tane çektim ve ikinci bir zincir mutlaka çekin. Özellikle yeni öğrenen arkadaşlarım yoksa hemen çözülür. Rahatsız olursunuz. Sonra sıkıştırın şu şekilde ve parmağımızdan çıkarttıktan sonra halkamız gayet rahat bir şekilde elimizde idare edebileceğiz. Bakınız birazcık çekip küçülttüm halkamı ki rahat öreyim. Evet ilk fıstığımı yapmak için ilmeğimi uzatıyorum. Ve yuvamın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa aldım. Her zaman gibi şöyle tutuyorum. İçinden geçtim. ipimi alıyorum ve kapatıyorum. Ve bir zincir. Bakınız o zincirimiz sadece bu zincir. Başka zincir yok. Tekrar başını doluyorum. 1, 2 3 tutuyorum çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir tekrar şunu dolayarak 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum bakınız 3 tane fıstığımı ördüm dördüncüyü yapalım 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum aradan girerek ve bir zincir. dört tane oldu. Toplam altı tane olana kadar örelim. Toplamda 6 fıstığımı ördüm. 1 2 3 4 5 6. Bakınız şurada sihirli halkamız halen açık rahat örmek için sıkıştırmamıştım. Rahat ördüm ve tamamladım. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Çok fazla çekip e, ipimizi koparmayalım. Malum lif ipleri biraz daha zayıf kalmakta. Evet. Yeteri kadar sıkıştırdıktan sonra ölçülü bir şekilde bir tane zincirimizi çekmiştik. İlk kapadığımız yerdeki bakın tepede minik bir göz var şöyle görelim. Oraya giriyorum ilmeğimi geçiriyorum ve burada bakınız minik bir yuvarlağımız oldu. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi uzatıyorum ve buraya fıstık dolgumu yapmaya başlıyorum. 2-3-3 üç. Üç defa çektim kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen tepesine bir açık fıstık yapıyorum. 2 3. Birinci açık fıstığımı yaptım. İkinci açık fıstığımızı kapalı bakınız. Fıstığımın hemen dibine giriyorum. 2 3. Tepe, dibi bir ileri şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci ördükten sonra Trabzanımın başına ipimi alıyorum. Diğer fıstığımın üzerine geçiyorum. Boşluğa batmıyorum. Bakın diğer fıstığımın üzerine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Aynı anda üçünü birlikte ve kapatıyorum. Bir tane kapalı fıstık yaptık. Tepesine yaptım. Dibine battım ve bir sonraki fıstığın üzerine gelerek battım. Şimdi 3 tane açık fıstığımı örerek ilerliyorum. 1, 2, 3. Tepesine hemen dibine 1 2 3 ve bir ileriye bakınız şuradaki fıstığımızın üzerine girelim fıstığa batıyorum tepedeki minik kapatma gözünün içerisine 2 ve 3 3 tane açık fıstığım oldu hepsini tek seferde şöyle ipimi alarak geçiriyorum kapatıyorum ve bir tane zincir Aynı şekilde biraz örelim şimdi fıstıklarımızın bakınız şuradan itibaren ilk örmüş olduğum yerden itibaren bu tepe noktalarına sayarak artışımızı yapalım. Bir bakınız bu kapalı fıstık olarak ördüğümüz dik duranı saymıyoruz yan olanları sayıyoruz 1 2 3 4 5 tam 5 tane fıstığım oldu burada bir tane artışımı yapıyorum 5. fıstıkta artışımda bir tepe bir dibe batıp kapatıyorum 3 def 3 tane fıstık değil 2 tane açık fıstığımı alıyorum ve kapatıyorum bir tepeyi aldım hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 2 tane açık fıstığımı aldım. Lütfen buraya dikkat edelim. 5 yatay fıstık olduktan sonra 2 açık fıstığımızı alarak kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve buradan 3 açık fıstık örerek artışımı tamamlamış olarak ilerliyorum. 1 2 3 Ve bir sonraki yere bakınız. Şuradaki başlangıç yerine geliyorum. 1 2 3 çekiyorum. 3'ün aynı anda ve kapatıyorum. Şimdi tepeye bir daha çekiyorum. Şöyle ipimi düzeltmek istiyorum. Bir fıstığımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum, dibine batıyorum. 1 2 3. Bakınız, iki tane açık fıstığım oldu. Başlangıcımın hemen yanındayım. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Ve yuvarlağımı bu şekilde örüyorum. Şimdi bir zincirimi de çektikten sonra bir tane fıstık yapıyorum açık. 3. İlk başlangıçtaki kapalının tepesine açık bir şekilde girerek kapatıyorum ve bu kısmı tamamlıyorum ikinci sıramızı. Ve sıramızın tekrar başındayız hemen ilmeğimi uzatıyorum ve giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane kapalı fıstığımı örüyorum. Üzerine bir açık fıstık. 1. 2 ve 3 dibine batıyorum 1 2 3 bir ileriye geçiyorum hep bakınız yan yan yatan fıstıkların yandaki ilk batmaya müsait olan aralarına kendi aralarına giriyoruz 2 ve 3 3 tane açık fıstığımı çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir bir tane fıstığım oldu şimdi 1 2 3 hemen dibine 1 2 3 1 ileri 1 2 ve 3. 3 açık fıstığımı kapatıyorum. 1 zincir. Bakınız iki tane yatay fıstığım oldu. 3 tane olduktan sonra artışımı yapıyorum. 1 2 3. 1 2 3. 1 ileriye geçiyorum ayın başında doluyorum. Hemen ilerliyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Evet şimdi 3. sıramızda bakınız yan olarak duran 1 2 3 tane fıstığımız oldu. 3 fıstığımız olduğu zaman hemen artışımızı yapıyoruz. Şimdi artışım için başlıyorum. Artış yapacağım yerlerde 2 tane açık fıstık örüyorum. 3 aldım. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 2 tane açık fıstığımı kapatıyorum bakınız burada bir tane artış yaptım şimdi kaç oldu 1 2 3 4 aynı yere batıyorum bir tane zincirimizi mutlaka çekelim yoksa fıstıklarımız hoş görünmez açılır 2 3 dibine batıyorum bir ileri geçiyorum 1 2 3 Bakın 3 açık fıstığı çekiyorum. Kapatıyorum. Evet. Böyle devam ediyorum. Bir tane artışımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 olduktan sonra 7.'yi artıyoruz. 9 olunca bir tane daha artıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Son olarak bir tane açık fıstık örüyorum ilk başlangıçtaki tepe noktasına gelerek açık bir şekilde giriyorum ve kapatıyorum. Ve bu şekilde gözümüzün beyaz kısmına ayarlıyoruz ve başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Birleşme noktasına batıyorum. 1 2 3 4. Daha iri ise fıstıklarınız daha bir fazla, iki fazla yeteri kadar zincirimizi çekir, kenarını dolaşalım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Ölmüş olduğumuz gözümüzü buradaki görmüş olduğumuz diğer gözümüz gibi birlikte işleyelim. Şimdi ipimi taktım, siyah ipimi şöyle güzelce iğnemin ucundan dış tarafa doğru ayarlamasını yapıyorum, potluk olması. Ayarlamasını yaptıktan sonra düğümümüzü atalım, şöyle küçük bir düğüm, çok abartmadan. Tekrar düzeltelim ve bakınız yıldızımızın ortasına gelecek şekilde başlayalım. Yıldızımızın herhangi birinin tam ortasına giriyorum. Bakınız yıldızımızdan başladık. Diğer yıldızımızdan ilerliyoruz. Bakınız diğer yıldıza geçiyorum. Daha sonrasında bir ilerideki yıldızdan tekrar çıkıyorum. İpimizi güzel asılırsak herhangi bir şekilde problem olmaz. Ayarlarsak tekrar geriye dönüyorum. aynı yerden çıkıyorum diğer bakınız yıldızın tam ortasına ilerliyorum diğer bir sonraki yıldızdan çıkıyorum tamamen yıldızların içerisinden girip çıkalım 1 2 3 4 4 defa girdik bakınız birinci yıldızdan ikinci yıldıza 2'den 3'e 3'ten 4'e şeklinde geçişimizi yaptık 1 2 3 4 defa aldık ve tekrar geri dönüyoruz ikinci bir kat olarak girelim gözümüz Şöyle güzelce koyu bir şekilde olsun. Şöyle fazla gelen iplerimizi hafifçe asılalım. Hangisinin olduğunu bularak evet. Burayı da elimizle düzeltelim. Ve son olarak geri dönüyorum. Şu şekilde yuvarlağımızı ayarladık. Dilerseniz bir kat daha ilerleyebilirsiniz. Şimdi kirpiklerimizi çalışmaya başlayalım kenar kirpikten başlıyorum yukarıya doğru batıyorum aşağıdan çıkıyorum ve diğer tarafa geçiyorum hemen kendi ucundayım bakın sonrasında iğnemi diğer uçtan çıkarıyorum ve bu şekilde tamamlayalım kulaklarımızı e, tamamladıktan sonra gözlerimizi dikelim ve artık e, sona doğru yaklaşalım şöyle ipimi taktım bakınız iğneme arkadan şöyle fıstıklarımın olduğu bir yerden giriyorum şu şekilde ayarlamamı da yaptıktan sonra her iki kirpiklerimi elimle tutuyorum uygun aralıklarla yukarıya çok fazla belirgin ip göstermeden dikmeye çalışıyorum bakınız Elim kesenin içerisinde kenarlardan şu şekilde geçiyorum. Elimizi mutlaka kesenin içerisine alın, kesemizi de tüm olarak dikmeyelim. Yanlışlık yapıp da. Evet, bu şekilde dikip tamamlayalım. Gözlerimizi diktikten sonra bakınız kanalımızın bir tanesini çalıştım ayağımızın bir tanesini çalıştım ve ön yüze çalıştım sadece buradan kese olarak kullanacağımız için diğer bakınız kulağının tepesine şöyle gördüğümüz gibi püskülümüzü taktım hemen püskülümüzün diğerini birlikte takarak başlayalım şöyle belli bir ölçüde ipimi ayarladım tepe noktasında tam bakınız şu kısımda gözümüz vardı iri uçlu bir tane tığla giriyorum bakın şu kısma Şöyle isterseniz bu kısma, isterseniz daha derinden her ikisinin arasından ortaladığımız saçağımızı şu şekilde geçirelim. Geçiş işlemini yaptıktan sonra şöyle arasından tamamen alalım. Evet. İpimi tıpkı örer gibi geçiriyorum ve kapatıyorum bakınız. Şu şekilde kapadım diğerinin denginde şöyle keserek düzeltiyorum. Evet bu şekilde kulağımızın üzerinde ayarladık. Biraz daha kısa. Evet kısa olarak ayarladım. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kanadımızı çalışmaya başlayalım. Evet tam karşılığına denk gelecek şekilde örmeye başlayın. Dikkat edelim lütfen farklı yerden başlamayalım. Şöyle takibimizi güzel yapalım. 1-2-3 bakınız üç yan fıstığın olduğu yerden iki tane açık fıstık örerek başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Bir düğümümü attım ve örmeye başlıyorum. Şu kısımdan giriyorum. Diğer tarafı ön yüzden örmüştük. Bu yüzü arka yüzden örmemiz gerekmekte. Bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 ve 4. 4 defa doldurdum. Bir ileriye geçiyorum. 1 2 3 4. İki açık fıstıkla başladım. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra 3 tane açık fıstıkla devam ediyorum. Ve dörder dolduralım lütfen. 4 daha dolgun, daha güzel durmakta. 2 3 ve 4 bir ileriye geçiyorum 1 2 3 ve 4 aynı anda çekiyorum şu şekilde kapatıyorum tekrar 1 2 3 ve 4 giriyorum 1 2 3 4 bir daha örüyorum üçüncü için giriyorum bakınız 1 2 3 ve 4 3 tane açık fıstığımı kapatıyorum ve örmeye devam ediyorum 3 kalana kadar yani bir tane daha ördüğümüz zaman tamamlamış oluyoruz Evet yapmış olduğumuz bahçeye bakalım bir yarım 1 2 3 4 4 tane ikili birer tane de bakınız bir tane fıstığımız var ee, bu şekilde diğer tarafa da ördükten sonra hemen üzerine kapatmaya başlayalım ikinci sıraya geçtiğimiz zaman bir tane kapalı fıstık örüyorum bir iki üç dördüncüyü de ördükten sonra kapatıyorum ve üzerine örüyorum üç yarım fıstığımla ilerliyorum bir iki üç ve dört hemen dibine batıyorum 1 2 3 4 bir ileri geçiyorum 1 2 3 4 3 tane fıstığımı kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum fıstıklarımızı doldurmaya başladık bakınız ikinci açık fıstığımı dolduruyorum Üçüncüye geçiyorum. Üç tane açık fıstığımı doldurdum. Ve dördüncü açık fıstığımı dolduruyorum. Şu şekilde. Dört defa dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra tekrar geriye dönüyorum. Bakınız daha ileriye geçmiyorum. Geri dönüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü sıramızı örüyorum. Hemen açık fıstıklarımı örüyorum. Bir ileriye geçtim. Ve en son bölüme batıyorum. 3 tane açık fıstığımı örüyorum. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Kanadımı da bu şekilde tamamlamış oluyor hemen ipimizi de keselim 3 sırada kanadımızı tamamladık şöyle görelim bakınız her iki kanadımızı da şöyle baktığımız zaman bir tane bakınız bir çift 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 dört tane çiftimiz her iki kenarımızda bir var ve görmüş olduğumuz gibi üst kısmı da şuradan itibaren dolaşmaya başlıyoruz en son kısımda ise bir tane alıp ipimizi kopardık. İpimizi kopardıktan sonra içine şu şekilde gizleme işlemini yapalım. Bir tane de gagamızı çalıştıktan sonra baykuşumuzun tek ayağında örelim ve tamamlayalım. Evet uğurlu baykuşumuz şu şekilde kanatları da hazırlandı. Gagamızı pembe ile yapmak istiyorum. Sihirli halkamızı yapalım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra bir tane kapalı fıstığımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 defa aldım. Kapatıyorum. Üzerine bir tane açık fıstık örüyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen yuvamın içerisine iniyorum. 1 2 3 Şöyle yaklaştıralım. Tutuyoruz bakınız biraz daraltalım daha rahat örelim. 4 ve 5. 5 defa ikinci fıstığımı da 5 defa doldurduktan sonra çekiyorum. Buradan alarak kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Şu şekilde aşağıdan da çektikten sonra yine ipimizi keselim. Ve içeriği sıkıştıralım. Hem alttakini sıkıştıralım hem üsttekini. Her ikisini de içeriye alalım ve gagamızı bu şekilde hazırladık. Gagamızı isterseniz e, dikelim isterseniz iplerimizi içeriye doğru çekerek de birleştirebiliriz. Nasıl kolayınıza gelirse hemen ipimizi takıp pembeyle de dikebilirsiniz. Daha sağlam oluyor. Şu şekilde iplerimizi içeri alarak da birbirine bağlayabilirsiniz. Evet şimdi ayağımızı da 3 tane fıstık olarak çalıştım bakınız 1 2 3 şimdi hemen yanında bir tane yuva var oraya atlıyorum ikinci yuva atlıyorum üçüncü yuvanın olduğu yere geliyorum ve ayağımızı yapmak için hemen örmeye başlıyorum bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım ve elimizde tutarak şöyle başlayalım sabitledim ve uzatıyorum 1 2 3 4 defa alalım. Çekiyorum. Kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Kapatma zincirinden sonra dibine gelerek batıyorum ve çekiyorum şu şekilde içinden. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın zincir çekerek battım, zincir çekerek çıkıyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve 4 ipimi çekiyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim yine hemen dibine batıyorum 3 tane zincirimle tekrar çıkıyorum ikinci ayağımızı bakınız yaptık fıstığımızla birlikte üçüncü kez aynı yere girerek devam ediyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum hepsini aynı anda kapatıyorum kedimizin tüyleri evet kapadıktan sonra 1 2 3 hemen dibine batıyorum ve bir zincirimle tamamlamış oluyoruz. şöyle makasımız yardımıyla ya da elinizle direkt koparabilirsiniz nasıl arzu ederseniz bu şekilde ipimizi sıkıştırdıktan sonra ayaklarımızı da tamamladık. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci ayağımızı da çalıştıktan sonra uğurlu baykuşumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle arkasına da bakacak olursak arkası da bakınız dümdüz yıldız tekniği ile ördüğümüz çalışmamızı görmektesiniz. Gayet muntazam bir çalışma oldu. Kulaklarımızda dilerseniz daha birkaç tane içinde kullandığımız renklerden de katarak saçaklarımızı canlandırabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.